Ama bu sıcak suda bir süre kaldıktan sonra tekrar soğuk suya girip denizin içinden çıkan termal bir su var. Şu karşı kısım, ağaçlık olan kısım Tanay Tabiat Parkı. Orada konaklama yapılamıyor. Günübirlik piknik şeklinde yapılabiliyor şu anda. Belki ileride açılabilir. Yol kenarında burada böyle bir cep var. 4-5 tane araç park edebilir buraya. Ayrıca hemen şuradan Ilıca Plajı'na dönüyor. Burası tek yol. Çeşme Ilıca Plajı buradan başlıyor. Upuzun apartmanların olduğu yere kadar devam ediyor. Geniş bir kumsalı var. Şurada da bir cep gibi bir kısım var. Buraya da park edebilirsiniz. Bakın bir tane karavan da oraya park etmiş. Birkaç gün önce buradan geçtiğimde yine o karavan oradaydı. Demek ki herhangi bir problem olmuyor. Şimdi size Ilıca plajını göstereceğim. Burada çok geniş bir yürüme yolu var. Akşam burada dondurmanızı alıp yürüyüş yapabilirsiniz. Serin serin. Genelde esiyor burası. Burada eskiden duş yoktu ama yaptılar mı? Çok emin değilim. Şurada bir şey var ama bakalım bir. Evet, burada duş ve tuvalet var. Ücretsizdir. Çeşme Belediyesi'ne aittir yazıyor. Güzel olmuş. Yani benim bahsettiğim buradan belki 15 sene, 20 sene eve buralarda tabii. Ve o zaman giriş paralıydı ve çok pahalıydı. Plaja giriş, şemsiye, şezlong almadan da sizi rahat bırakmıyorlardı. Plajın kumu çok güzel arkadaşlar. İncecik, yumuşacık kumu var ve çok geniş görüyorsunuz. Denizi de çok güzel. Özellikle çocuklar için çok uygun. Eğer küçük çocuğunuz varsa mutlaka buraya gelin. Buranın suyu hem sıcak hem de sığ. Miniklerle güzel vakit geçirebilirsiniz burada. Şu ileride de görüyorum yine duşlar var. Gayet güzel. Benim çok sevdiğim bir plaj burası. Brezilya gibi değil mi? Tam ortasındayım, epey yürüdüm. Orada aracımız, şurada karavanımız. Öyle devam ediyor, geniş güzel bir kumsal. Tekrar ilk gördüğüm duşun oraya gideyim. Orada biraz denize gireyim. Sonra duşumu yapıp sizi başka bir yere götüreceğim. Biraz ileride yine çok uzun yıllar evvel gittiğim bir yer vardı. Hala duruyorsa eğer, orayı da size göstereceğim. Çok güzel. Orayı çok seveceksiniz. Burası Ilıca'nın limanına gelen yol arkadaşlar. Karavanı buraya bıraktım. Burada bir karavan daha var. Çeşme liman değil. Çeşmeye gelmeden önce Ilıca diye bir belde var. Oranın liman işletmesi burası.
Burada sanırım ufak tefek tamirler de yapıyorlar gemiler için. Limana geçiyoruz. Limanın bu en dıştaki dalga kıranı. En dıştaki dalga kıranı oraya geliyoruz. Tabi eskiden burada dalga kıran yoktu. Burada sadece böyle birkaç tane kaya vardı. Bu şey de yoktu. Liman da yoktu burada. 15-20 sene evvel, belki daha fazla. Ve burada çok güzel denizin içinden çıkan termal bir su var. Tabi siz başlıkta da görmüş olabilirsiniz, belki yazmışımdır. Gerçi daha bir serin havada gelmek daha güzel olurdu ama yine de buraya kadar gelmişken sıcak suyun da keyfini çıkaralım. Denizden çıkan doğal termal su. Sanırım şurası insanlar kalabalık halinde geldiklerine göre. Birisi de atladı. Beton yol bitiyor hemen. Orada küçük küçük doğal havuzlar var. Minik, şöyle de çevirmişler. Evet, ilk adımlar, ilk heyecanlar. Biraz bulanık tabii, değil mi? Toprak olduğu için. Parasını verdin bir iki saat. Sen para, iki saat parasını mı ödedin? Ödedim ya. Parasız olduğu için. Şifalı. Şifalı su mu? Bu taraf biraz daha soğuk galiba. He? Bu taraf biraz daha mı soğuk? Evet. Orası daha soğuk. Şu orta daha sıcak galiba. Evet. Buralardan kaynıyor sanki, değil mi? Ha? Kaynıyor. Diplerden kaynıyor. Evet. Sıcak geliyor aşağıdan. Thank you.
Duba'dan sonrası ayrılmış. Bu taraflar bayağı soğuk. En sıcak orası, burası orta, orası bayağı soğuk. Burası çok soğuk değil de, şeyden sonra, kurbalardan sonrası bayağı soğuk. En sıcak kısım burası. Balık da var burada. Şuradan kaynıyor bir yerden. İzmir'in Şirin Beldesi Çeşme'de bulunan bu doğal kaplıca dünyada sayılı nadir kaplıcalardan bir tanesidir. Deniz içerisinde çıkan doğal su 58 derece civarındadır ve birçok mineral içerisinde barındırmaktadır. Böyle bazı yerlerden kaynıyor su. Ama bir süre sonra orada kesiliyor, başka bir yerden kaynamaya başlıyor. Bak şimdi şuradan kaynıyor. Bir süre sonra orada bitiyor. Şurada başladı. Bak şimdi şurada başladı. Tam şurada. Oturduğunuz yerde tabandan çıkıyor su. Ama bu sıcak suda bir süre kaldıktan sonra tekrar soğuk suya girip vücudun dengesini sağlamak gerekir. Çok sıcak suda durmak da iyi değil. Thank you.
Ilıca plajı. Ilıca plajından sonra da Ilıca limanında termal suyun olduğu, sıcak suyun olduğu yeri gezdik. Bu sıcak suyun yeri çok kolay arkadaşlar. Başta da söyledim. Ilıca'nın limanına geliyorsunuz. Limanın içine kadar zaten araç giriyor. Hemen o kenarına kadar giriyor. Şuraya kadar, şu bayrağın olduğu yere kadar. Orada hemen bir 100 metre yürüyip bu dalga kıran kayaları görürsünüz zaten. Kayaların en sonunda küçük küçük böyle doğal havuzlar var. En ortası en sıcak olan yer. 5-10 dakika durun. Ondan sonra soğuk suya en son atlayıp kendinize girin. Şimdi Ilıca merkezden ayrılıyorum. Başka bir koya doğru yola çıkacağım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.